Evet, bugün aralığımızda yaptığımız organik mücadelelerden bahsedeceğiz yine. Daha önce ısırgan otundan bahsetmiştik, ısırgan otuyla var olma mücadelesinden. Bugün de portakal kabuğu ve mandalina kabuğu, yani narenciye ile yapılan bir var olma mücadelesinden bahsedeceğiz. Evet, bu mücadele biz kışın tükettiğimiz portakal kabuklarını bu şekilde kurutuyoruz. Bunlar iyi kuruması gerekiyor. Eğer iyi kurursa portakal kabuklarımız, ancak o zaman küflenmeden sezonda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bildiğiniz üzere portakal kabuğunu zaten ya da mandalina kabuğunu yaşken sıktığımızda bir alev alan, çakmada tuttuğumuzda bir asit var. İşte o askorbik asittir. Askorbik asit de organik arıcılıkta kullanılan en doğal asitlerden biri. Aslında C vitaminidir. Bizler bunu kurutuyoruz. Bunun akademik bir çalışması da yapıldı. Çukurova Üniversitesi'nde bir hanım hocamız vardı. Kendisi bu konuyla ilgili bir tez, doktora tezi de hazırlamıştı. Portakal kabuğu ve mandalina kabuğu ile ilgili varroa mücadelesi amaçlı. Ve başarılı sonuçlar da elde edilmişti. Portakal kabuklarını görüyoruz. İnanın o kadar güzel ve o kadar kolay doğal bir yöntem ki, kesinlikle deneyin. Neden? Şu an körümüzün içine atıyoruz. Şöyle göstereceğim. Körümüzün içine atıyorum. Duruma göre bir avuç ya da iki avuç hiç fark etmez. Biraz körümüzü şu şekilde hava aldırıyorum. İnanın size o kadar güzel, rahatsız etmeyen bir koku çıkıyor ki. Bakın şu an o kadar güzel, o kadar tatlı bir koku var ki bu bizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Arıcıların en muzdarip olduğu şeylerden biri de biliyorsunuz ki bu kokudaki kötülüktür. Bakın biraz körümüzde bir sorun var. Ama gayet güzel bir şekilde duman çıkışını görebiliyorsunuz. Bununla normal arılarımıza bakarken uygulama yapabiliriz. Yani sıradan şu şekilde çalışacağımız zaman arılarımıza körük uygulamasını bu şekilde yaptığımızda aynı zamanda doğal bir varroa ilacı uygulaması da yapmış oluyoruz. Şu dumandaki rahatsız etmeme özelliği beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok rahat ediyoruz. Hem doğal bir askorbik asit, portakal kabuğu ve mandalina kabuğu ile doğal bir mücadele. Deneyin. Çok faydasını göreceksiniz. İnanın ki bana da çok teşekkür edeceksiniz. Muhakkak yapanlarınız vardır ama eğer daha önce denemediyseniz de deneyin. Portakal kabuğu oluyor, mandalina kabuğu oluyor, limon kabuğu oluyor. Kurutuyoruz. Ben kalorifer petiğinin üzerinde kurutuyorum kışın. Daha sonrasında da körümde bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Çok güzel, doğal bir mücadele. Bu arada Çukurova Üniversitesi'nde değerli bir hocamızın doktora tezi vardı bununla ilgili. Eğer bulabilirsem videoma bu siteyi de size atacağım. Yoksa da siz ufak bir araştırmayla da bulabilirsiniz. Teşekkür ederim.